Bugün özellikle tüm Malatya'yı buraya getiremeyeceğimiz için sizden davet ettik, sağ olun. Bu davetimize icabet ettiniz. Biz depremin başından beri yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yani 6 Şubat'tan bu tarafa. Malum 6 Şubat'ta önce suyumuz kayboldu. Tamamen gitti. Bu gözelerden su gelmedi. Tabii en büyük korkumuz oydu. Daha sonra topraklı çamurlu akmaya başladı. Suyumuz tabii bu fay hatlarından gelen bizim kaynak suyumuz biliyorsunuz. Bizim arıtmamız yok. Daha uzun aylar bu bulanık aktı, çamurlu aktı. Artçı depremlerle beraber özellikle bu bölgede olan işte İkizcebe bu yukarı bölgede olan depremler bizi direkt etkileyen bir deprem. Yani suyumuzu, kaynağımızı direkt etkileyen depremler. Bu süreç tabi uzun sürdü. Artçılar arkadan 5.8'ler, 5.3'ler ve bir türlü nefes aldırmadı bize artçı depremler ama geldiğimiz nokta itibariyle şöyle, şu anda da sizle beraber gezdik, kaplacımızı da gördünüz. Suyumuz şu anda malum berrak tertemiz bir suyumuz var. Maske Genel Müdürlüğü olarak biz bu süreçte önce biliyorsunuz kullanma suyu olarak verdik. Dedik en azından hatlarımız canlı olsun, suyu vermemiz gerekiyordu. Herkes şunu atladı. Sadece üst yapı dağılmadı. Malatya'nın işte 50 bine yakın binası hasar görmedi. Bütün altyapılar hasar gördü. Zemindeki bütün yılların verdiği bütün emekler tamamen oynadı ve bütün her tarafta bizim boru başlarından ciddi anlamda su kayıpları başladı. Patlaklar başladı. Binalarda sıkıntılar başladı. Bu Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi o felaket dönemlerinde, kıyamet provası dediği dönemlerde ve bütün binalarda su akmalara başladı. Ve biz bu süreci elimizden geldiği kadar tüm piyasadaki firmaları toplayarak çalıştık. Deprem birinci günden sonra ikinci günü tüm ekibimizle birlikte Sayın Başkan'ın hatta bir günde iki günde geldi bizim maske binasına yattı ki arkadaşlara özgüven gelsin, binamızı dedik sağlam, tüm ekibimizi orada topladık. Diğer illere baktığımız zaman, depremi gören diğer illere baktığımız zaman biz çok hızlı toparlandık. Yani bizim sağlam bir binamız vardı ve o binada herkesi, tüm ekibi topladık. Biz savaş halindeyiz bu dedik, Sayın Başkan'ın ifadesini kullandık. Bu savaşta nasıl ön cephede yanındaki arkadaşın kaybedersen, şehit olursa, sen önde devam edeceksiniz. O öyle bir dönemdi. Ve bu dönemi biz işte 30-40 tane tanker topladık, diğer illerden aldık. Kiraladık. İlk zamanlar her mahalleye 350 civarında büyük 5 tonluk, 10 tonluk küçük tankerler, bidonlar koyduk. Ve bu süreci elimizden geldiği kadar valiliğimizle birlikte bu işi yürütmeye çalıştık. Ama hep şunu şöyle bir eleştiriye tabi tuttuk. Ya bu niye bu çamur arıtılmıyor? Niye bu çamur temizlenmiyor? Biz hep bunu anlatmaya çalıştık ama herkes anlayan da oldu, anlamayan da oldu. Farklı niyetler olanlar da oldu. Biz şunu söyledik. Tüm üniversite hocalarla bu süreçte görüştük. Türkiye'de bu işi yapan 9 Eylül Üniversitesi'nin hocaları buraya davet ettik. Malatyalı hocalarımızı, Ankara'daki Su Yönetim Genel Müdürlüğü'ndeki hocalarımızı ve diğer üniversitedeki bizim herkes geldi, beraber gezdiğimizde bekleyeceksiniz dedi. Cumali Kınacı hocamız geldi ki size sadece toprak atıyor, suyunuzda bir şey yok dedi. Bir şey çok fazla güvenli bölgede fazla duruyorsunuz dedi bana. Bu suda hiç probleminiz yok dedi. Bizim suyumuza
kapalı bir alanda güneş görmediğini ve kanalizasyon karışmayacak, herhangi bir karışamayacağını anlatmaya çalıştık. Bu süreç zorlu bir süreçti ve biz halen şu anda 30 bine yakın binamızı körleme çalışması yapıyoruz. Yani bu hiç bu zor bir süreçti. Malum hepimiz depremzedeyiz. Hiçbir personelimize şu ana kadar 6,5 ayda izin vermedik. Hiçbir ustamıza, hiçbir şoförümüze, hiç bu işi yapan arkadaşların tamamı hala sahada hastalar oldu, cenazeler oldu ve bu süreci kendi yaramızı hep biz kendimiz sarmaya çalıştık. Bu süreci diğer illere de araştırdık. Diğer iller ne yapıyor? Deprem olan diğer iller dedi. Onlar da bizden bir adım önde bir şey yapıyorlar mı diye. Allah'a şükür biz hep önde koştuk yani. Çünkü onlar toparlanana kadar bizim en önemli olay şu. Su yönetimleri genel müdürlükleri şeydir bunlar. Yalnız birimlerdir. Diğer iller gelir, bir üst yapı yapar, işte binayı yapar, çadır kent yapar, konteyner ama su yönetimleri kendi yarısını kendi sarmak zorunda. Çünkü o an ekibi toparlayamazsanız vananızın yerini bulacak kimse bulamazsınız. Patlarınıza hangi depoya nereden su veriyorsunuz, suyu nereden alıyorsunuz, bunu tamamen o ekip bilir. Kayseri Maraş'a gittiğinde, ben Kayseri genel müdürü biliyorsunuz, eski bizim beraber çalıştığımız bir arkadaşımızdı. Oradaki arkadaşlara sorup ne yaptınız Maraş'ta? Hiçbir şey yapamadık dedi. Hep beraber gittiğimizde vananın yerini bilmiyoruz, şey yapmıyoruz ama yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz dedi. Yani birinin bize bunu anlatması lazım ki. Çünkü Doğanşehir Belediye Başkanı, Doğanşehir'de Sivas Belediye Başkanımız Doğanşehir'e geldiklerinde şunu söyledi. Tabii ekipler, özel idare ekiplerini getirdiler, suyu ekiplerini getirdiler, işte Doğanşehir'e yardıma geldiler. Onu itiraf etti. Biz su yönünde hiçbir şey yapamadık. Bizim maske gece geldi, gece gündüz o dağlardaki fay kırıklarını tamir etti, suyu verdiler ve tamamen bizim ekipler hiçbir şey yapamadı. Çadırlarda sadece işte su barantılarına falan yardımcı olmaya çalıştık ama onun dışında su yönetimlerinin böyle bir yalnızlığı vardır. Şimdi değerli basın mensupları, biz kaynak suyumuz var. Türkiye'de eğer bu ölçekte başka da yok. Bildiğimiz kadar da yok. Ve bu kaynak suyumuz kendi cazibesiyle şehrimize gidiyor. Sadece altta Sağlık Müdürlüğü'nün miktar veriliyor. O oranda klor veriyoruz ve o klorla da şehre suyu gönderiyoruz. Biz içilebilir su dediğimiz zaman insanlar diyor ki ya su içilemez. Yani biz Sağlık Müdürlüğü içilebilir diyor, biz içilebilir diyoruz. Herkes söylüyor ama niye arıtılmadı bu su? Böyle garip garip sorularla karşılaşıyoruz. Daha önce de söyledik. Bir arıtma tesisinin bir basit farz edelim. Hainlik yaptık ve buraya bir arıtma tesisi kurduk. Bu hainliktir. Ben öyle bakıyorum. Bu Malatya'nın değerini alacaksınız. Burada büyük bir gölet yapacaksınız. Ondan sonra önüne havuzlar yapacağız. Bu da 2 yıl sürer zaten. Yani hemen 3 günde 5 günde olacak bir şey değil. O küçük arıtmalar var biliyorsunuz. Biz şehre kurduk. Kendine koyduk. Giderken görürsünüz, tecrübe yoluna koyduk. Malatya Lisesi'ni oraya koyduk. Eski belediyenin önüne koyduk. Tüm konteyner kentlere kurduk. Bireysel küçük arıtmalar, 1 litre, 2 litrelik arıtmalar bunlar. Bunları hepsini kurduk. Biz ısrarla arıtma olamayacağını, biz söylemiyoruz. Bunu dünyada herkes bunu söylüyor. Kaynak su arıtılmaz.